Okul temelli mesleki gelişim nedir? Okul temelli mesleki gelişim, okul düzeyinde yaşanan eğitim ihtiyacının okul içerisinde karşılanmasıdır. Okul temelli mesleki gelişim, ihtiyaç analizlerine dayanır ve bu eğitimin evreni okuldur. Ayrıca bu çalışma ile okulların, başta üniversitelerimiz olmak üzere, uzman kişi ve kurumlarla işbirliği içinde olmasını sağlayacaktır. Mesleki gelişim toplulukları nedir? Mesleki gelişim toplulukları, uygulamadan öğrenilen ve deneyim paylaşımları ile genişleyen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım aslında birlikte öğrenmenin bir aracıdır. Öğretmen-yönetici hareketlilik programı nedir? Öğretmen-yönetici hareketlilik programı, başarısı ya da uygulamaları ile ön plana çıkan eğitim kurumlarının sahip olduğu bilgi ve tecrübenin diğer eğitim kurumları ile paylaşılması amacıyla düzenlenen öğretmen ziyaret programlarıdır. Fark yaratan eğitim kurumlarındaki iyi uygulamaların paylaşılması, öğrencilerin öğrenmeye yönelik ihtiyaçları gözetilerek öğretmenler arası mesleki gelişim fırsatlarının arttırılması hedeflenmektedir. Öğretmenlerin bu ziyaretlerle başarıyı sağlayan unsurları, örnek çalışmaları, ziyaret ettikleri okulun geliştirdiği olumlu kültürü kendi gözlem ve deneyimleriyle özümsemesi ve kazanımlarını kendi okuluna aktarması beklenmektedir. Okul temelli mesleki gelişimde yapı ve işleyiş. Koordinasyon ekibi, müdür yardımcısı, zümre başkanları, uzman öğretmenler, baş öğretmenler. Veri toplama ve planlama. Birinci ve ikinci dönem başında öğretmen ihtiyaçlarına dair veriler toplanır. Veri analizi. Mevcut durum, veli ve öğrenci görüşü, sorunlar, eğitim materyalleri, bireysel talepler göz önünde bulundurulur. Zümre ve şube öğretmenler kurulunda ihtiyaçlar tartışılır. Nihai karar öğretmenler kurulunda verilir, okul müdürünün onayı ile kesinleşir. En az 10 kişinin katılımıyla gerçekleşir. Katılımcılar aynı okuldan olabileceği gibi farklı okullardan da olabilir. Farklı okullardan gelen talepler il, ilçe milli eğitim müdürleri tarafından değerlendirilir. Ek 1. Okul temelli mesleki gelişim talep formu okul tarafından doldurularak okul temelli mesleki gelişim programı il, ilçe müdürlüklerine iletilir. Ek 2. İl, ilçe milli eğitim müdürlükleri değerlendirme formuna göre talepler değerlendirilir. Uygun görülenleri mahalli hizmet içi programına ekler ve okula bildirir. İl, ilçe milli eğitim müdürlükleri standart eğitim programı bulunmayan eğitimleri seminer olarak yapılandırabilir. Makam onayında seminer programı ek olarak yer alır. Uygun görülen faaliyetler mahalli hizmet içi eğitim planında yer alan tarihte teklif yapılan okulda ya da uygun görülen başka bir hizmet içi eğitim merkezinde gerçekleşir. Mesleki gelişim toplulukları, yapı ve işleyişi. Üyeler, eğitim görevlisi, eğitim yöneticisi ve topluluk üyelerinden oluşur. Sınıf içi, uygulamaya dönük etkinlik temelli çalışmalardır. Temalar bakanlıkça belirlenir, ÖBA'da ilan edilir. Öğretmenler, ÖBA üzerinden istediği mesleki gelişim topluluğuna başvuruda bulunabilir. Başvurular, okul müdürlüğü, il, ilçe müdürlüğü, bakanlık tarafından kontenjan ve değerlendirme kriterleri kapsamında değerlendirilir. Çevrim içi eğitimlerle deneyim paylaşımı ÖBA üzerinden gerçekleşir. Ön eğitim, eğitim görevlisi tarafından bilgi paylaşımı gerçekleşir. Uygulama 1. Topluluk üyeleri ön eğitimde öğrendiklerini sınıflarında uygular. Ara değerlendirme. Topluluk üyelerinin sınıf içi uygulamaları değerlendirilir. Eğitim görevlisi tarafından geri bildirim verilir. Uygulama 2. Topluluk üyeleri geri bildirimler doğrultusunda sınıf içinde uygulamalar gerçekleştirir. Nihai değerlendirme, sınıf içi uygulamalar değerlendirilir. İyi uygulama örnekleri ÖBA'da paylaşılır. Öğretmen-yönetici hareketlilik programı yapı ve işleyişi. Yöneticiler ve öğretmenlerden oluşur. Öğretmen-yönetici hareketlilik programına alınacak okullar, bakanlık ilgili birimleri tarafından belirlenerek Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'ne iletilir. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından makam onayını sunulur. Makam onayı ile kesinleşen okulların listesiyle okulların hangi alanlarda ziyarete açılacağı,
ziyaretin süresi ve ziyarete açılan okulun kriterleri ÖBA üzerinden ilan edilir. Öğretmen yönetici hareketlilik programının sağlıklı yürümesi için ziyaret edilen okul tarafından gerekli tüm tedbirler alınır. Atölyeler, zümre çalışmaları, katılımcı veya katılımcı olmayan gözlem çalışmaları ve materyal kullanımı yoluyla iyi örnek paylaşımı için faaliyetler düzenler. Hareketlilik programına katılan öğretmen ve yöneticiler ziyaret ettikleri okulun tüm kurallarına uyar. Proje kapsamında görevlendirilen eğitimcilere ek ders ücreti. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 176. maddesiyle Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararının ilgili hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. Mesleki gelişim toplulukları eğitim programına yönelik açılan uzaktan eğitim faaliyetinde görevlendirilen eğitim görevlilerinin ek ders ücreti bu program dahilinde ayrılan ödenekten genel müdürlüğümüzce yapılacaktır. Bu kapsamda açılan eğitim faaliyetinin bitimini takiben, faaliyeti yürüten ilgili genel müdürlükten, faaliyet için görevlendirilen personel tarafından ilgili evraklar ve bir örneği ekte gönderilen ek ders çizelgesi tam ve eksiksiz olarak doldurulup imzalandıktan sonra Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'ne gönderilecektir. Okul temelli mesleki gelişim programında eğitim görevlilerine ödenecek ek ders ücreti. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün 2022 mali yılı bütçesi 98.900.9002.13.160 /013/036/01/06/02 tertibinden İl Milli Eğitim Müdürlüklerine aktarılacak ödenekten karşılanacaktır. Yapılacak ödemeler İl Milli Eğitim Müdürlüklerince tahakkuk ettirilecek, ilgililere en kısa zamanda ödenmesi sağlanacaktır. Bu maddede belirtilen tertiplerden gönderilen ödenekler, 2022 yılı Merkezi Bütçe Kanunu hükümleri doğrultusunda sadece belirtilen eğitim faaliyetinin ek ders ve yolluk ücreti ödemelerinde kullanılacaktır. Öğretmen ve okul yöneticileri hareketliliği programı çerçevesinde görevlendirilen okul yöneticisi ve öğretmenlerin yol masrafı, yol yevmiyesi, yevmiye ve konaklama giderleri. 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda yapılacak olup, görevlendirilen kişilere ait giderler, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün 2022 mali yılı bütçesi 98.900.9002.13.160/013/036/01/06/09 tertibinden İl Milli Eğitim Müdürlüklerine aktarılacak ödenekten karşılanacaktır. Görevlendirilen öğretmen ve okul yöneticilerinin masrafları kadrolarının bulundukları İl Milli Eğitim Müdürlüklerince tahakkuk ettirilecek, ilgililere en kısa zamanda ödenmesi sağlanacaktır. Bu tertipten gönderilen ödenekler, 2022 yılı Merkezi Bütçe Kanunu hükümleri doğrultusunda sadece belirtilen eğitim faaliyetinin yolluk ücreti ödemelerinde kullanılacaktır. Mesleki gelişimi, merkezden yerele yeniden yapılandırdık.